Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Sorulara isterseniz devam edelim. Bakın bir izleyicimiz şöyle bir şey sordu. Şimdi üniversite öğrencilerinin çok büyük sıkıntısı var. Rektörlük PCR veya aşı kararı verebilir mi diyor bir izleyicimiz. Aşı konusunda bir karar verebilir mi rektörlük? Yani PCR testi ya da aşı. Hele aşı olmayan yok, üniversitemize giremez, eğitim alamaz gibi böyle bir şey. Buyurun. Rektörlükler uzmanlık yönünden yerinden yönetim kuruluşudur aslında baktığımızda. Bir idari organdır, yürütmeye bağlıdır. Ve tekrar baştan söylüyoruz, bir idari organ, bir idari işlemle bu tip temel haklarla doğrudan ilgili meselelerde tek başına keyfiyete bağlı olarak karar alamaz. Karar alırsa suç işlemiş olur. Görevini kötüye kullanma suçunu işlemiş olur. Mesele bundan ibarettir. Rektörlük ile burada okul yönetimi arasında, ilkokul müdürü arasında çok bir fark yoktur. Netice itibariyle ikisi de idarenin uzantısıdır, kamu gücünü kullanmaktadır. Bu şekilde bir suç işlemiş olurlar. Böyle bir durumla karşılaşan üniversite öğrencisi ne yapmalı? Burada ilkokuldaki yöntemin birebir aynısını tavsiye etmem. Çünkü rektörlüğün üniversite öğrencisi üzerindeki gücü daha fazla. Dinleyicilerimiz de burada mağdur etmenin anlamı yok netice itibariyle. Fakat öncelikle ufak itirazlarla, okul içi itirazlarla şansını denesinler. Fakat eğer ki rektörlük kararında çok ısrarcı olursa ve izleyicilerimiz kendilerini bu konuda idare edebilecek, bu konuya girebilecek gücü buluyorlarsa hukuki haklarını bir avukat marifetiyle aramaları daha mantıklı olur. Çünkü rektörlüğün de çok ciddi bir kadrosu olacaktır karşısında. Fakat tekrar söylüyorum, bir ilkokul müdürüyle bir rektörün yaptığı arasında burada hiçbir fark yok. İkisi de kamu gücüyle bizim temel haklarımızı ihlal ediyorlar ve bunu keyiflerine göre yapıyorlar. Dolayısıyla görevlerini ve ellerindeki kamu gücünü kötüye kullanıyorlar ve TCK karşısında suçluyorlar. Fakat da ben hayat pratiği açısından orada üniversite öğrencilerinin birazcık daha sakin olmasında fayda var. Bir iki sene sürebilecek onlar çünkü bunlar malum. Okul içi ihtiyaçlarını işleteler daha iyi olur bence. Faruk Bey siz ne dersiniz üniversite öğrencilerin bu durumdaki sıkıntılarına? Selçuk Bey biliyorsunuz CİMER gibi kanallarımız var. Dijital şikayet platformları var. Öğrencinin başına rektörlüğün almış olduğu kararla alakalı bir sorun geldiği zaman üniversitenin yine bir kamu makamı olarak üniversitenin eylem ve işlemlerinden dolayı bir hukuki sorumluluğu var. Dolayısıyla burada öğrenci idarenin kendisine yönelik uyguladığı, örnek veriyorum, bir soruşturma geçirdi ve öğrencimiz burada bir disiplin cezasına maruz kaldı. Bu disiplin cezası idare mahkemesine taşınabilir ve idare mahkemesi tarafından haklı bulunduğu zaman bu disiplin cezası kaldırılabilir. Yani üniversitelerin bütün yapmış olduğu iş, işlem ve eylemler yine aynı şekilde idari yargı tarafından hükme, karara bağlanabilecek durumdadır. İdare karşısında, mahkeme karşısında üniversitenin burada bir sorumluluğu doğacaktır. Fakat buradan bir paranteze daha geçmek istiyorum ben. Yani henüz aşıyla alakalı kanuni bir zorunluluk yokken, henüz aşının kamu yararına ilişkin olduğu tespit ve tescil edilmemişken, aşı yaptırıp yaptırmadığınıza dair soru bir kişisel veriler kapsamına da girmektedir Selçuk Bey. Bu şahsen benim bir iddiamdır. Meslektaşlarımla tartışmaya açığım. Bu konuda benden farklı düşünenler de olabilir. Fakat benim aşı yaptırıp yaptırmadığımın sorulması, bugün aşı kamu sağlığı ve kamu yararına uygun ve zorunlu, tıbbi zorunlu ve kanuni bir zorunluluk içermediği halde bana aşı yaptırıp yaptırmadığımı soran kişi benim kişisel verilerime, biliyorsunuz kişisel verilerin korunması ilkesi var. Kişisel veriler kanunla korunur, hukukla korunur. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi de bir suçtur aynı zamanda. Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suçtur. Benim aşı yaptırıp yaptırmamam bugün benim kendi şahsi sağlığımla ilgili olan bir veridir. Bu veriyi benden zorla alamazsınız. Yani bu benim şahsi kanaatimdir, tekrar ediyorum. Meslektaşlarım arasında farklı düşünenler de olacaktır ama şu an için bu husus bir kişisel veridir. Bunu paylaşmak zorunda değiliz. Hukuken evet, bunu paylaşmak zorunda değiliz. Burada aslında üzerinde gerçekten konuşulması, düşünülmesi gereken çok önemli bir mevzu. Pekala, devam edelim isterseniz. Ben hem bir veli hem bir öğretmen olarak
yaptıranlarla ilgili, yaptırımlarla ilgili endişeliyim diyor. Şimdi iki taraflı durum. Bizi mesleğimizden men edebilirler mi? Başka hiçbir geliri ve seçeneği olmayan bir öğretmen olarak çok endişeliyim. Doğru, tek ekmek kapısı. Soruşturma açabilirler mi? Yasal olarak ne yapıp yaptırabilirler? Anayasaya bakıldığında evet hiçbir şey yapamazlar diyoruz ama aynı zamanda burası Türkiye. Her şey kılıfına uydurulabiliyor. Biz okulda aşı vurulmayan bir ya da iki kişi iken ne yapılabilir? Nasıl direnebiliriz? Lütfen yasal olarak nasıl ilerleriz? Bizi bilgilendirin demiş. Selamlar demiş. Biraz mütebessim karşılamamın sebebi soruyu şu. Hepimiz aynı aslında tehlikenin altındayız. Yani bizler de yarın adliyeye giremezsiniz şeklinde bir engelle karşılaşabiliriz. Aynı şekilde zorunlu işlerimiz kapsamında il dışına çıkmamız gerektiğinde uçağa binemezsiniz şeklinde bir engelle de karşılaşabiliriz. Baroya giremezsiniz şeklinde bir engelle de yani tüm meslek grupları için geçerli. Ben burada saygıdeğer eğitimcimize de yine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Az önce anlattığımız hususlar yine burada devreye giriyor. Bu yaptırımların hukuki olmadığını ortaya koyuyoruz. Lütfen çok da karamsar olmayalım Selçuk Bey. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı gönüllü aşıdan yana olduğunu, aşının gönüllü olması gerektiğinden yana olduğunu beyan etti. Her ne kadar o beyanının akabinde hayal kırıklığına uğradığının açıklamaları zıtlık olsa da, evet. Ben orada da şu kanaatteyim. Devlet ricalinde bazı görevliler, yetkililer, bazı makamlar aşıyı teşvik etmek için biraz uç söylemler kullanıyorlar. Bunun uğraşıyorlar. Hukuki bir altyapısı olmayacağı kanaatindeyim. Biraz rahat olalım diye düşünüyorum. İnşallah tabii iyi niyetli bir düşünce olarak da görebilirsiniz. Fazla iyi niyetli bir düşünce olarak da görebilirsiniz. Fakat Cumhurbaşkanımızın aşıda gönüllülük esası olması gerektiği kanaatindeyim sözü umut verici olmuştur. Hala bu umut verici tabloyu bu şekilde bekliyoruz diyelim Selçuk. Şimdi bir izleyicimiz çalıştığı kolejde aşıyla ilgili genel müdür baskı yapmış ve demiş ki bize aşı karşıtlığıyla gelmeyin. Kentin çalışanı öğretmenin herkes aşısı olan herkes herhalde dikteyle yazdırdığı için kelimeler yanlış olmuş. Öğretmenine herkes aşısını yaptıracak demiş öğretmenlere. Bu konuda yazılı bir belge elimize gelmedi diyor. Sevgili izleyenler lütfen şunu rica edeceğim. E-posta gönderdiğinizde lütfen kelime hatalarına bir göz gezdirin. Ondan sonra gönderin. Bakın böyle yoksa zamanınız boşa gitmesin. Şimdi olay şu. Bize belge vermedikleri takdirde ne yapacağız diyorlar. Ben belge istiyorum kardeşim madem aşı baskısı yapıyorsun bana. Okul müdürü de vermedi belgeyi. Ne yapacağız o zaman diyor. Hakları birebir aynıdır. Yine gidip aynı gerekçelerle şikayette bulunabilir aynı suçla alakalı olarak. Biz bu belge bahsini tekrar söylüyorum dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin işi kolaylaşsın diye dedik. Hani karşı tarafta şöyle bir şey var. Yani belge bir ispat kolaylığıdır. Yani ispat etme noktasında bu muameleyi ispat etmeyi kolaylaştıran bir işlemdir belge. Yoksa meslektaşımın dediği gibi bütün prosedür aynı Selçuk Bey. Yani karşı taraf savcılıktan bir şey gelince inkar ederek ispatı zora sokmasın diye sadece sunduğumuz bir kolaylık, bir trik sadece. Evet. Burada bir şahit şey yapabilir Selçuk Bey. Eğer belge almıyorsa yanında bir şahit varsa onu tanık göstererek ilgili yasal süreci takip edebilir. Bu çok önemliydi. Belge vermiyorsa yanında bir tanık bulundurabilir. Şimdi bir şöyle bir şey olmuş. Dikkat önemli diyor. Devlet okulunda öğretmenim, eşimin de benim de okullarımızdan dikkat önemli diye bir yazı gelmiş. Değerli arkadaşlar, bakanlık tarafından iki doz aşısının tamamını yaptıranların, bir doz aşısını yaptıranların ve hiç yaptırmayanların sayısı bizden istenmektedir şeklinde ve başka ilde olan arkadaşlardan da olmadıysanız nedeni nedir şeklinde mesajlar atıldı. Bizlerden bilgiler alındı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Direneceğiz elbet ama zorlayacaklar, mecbur bırakacaklar deniliyor. Hatta şu an diğer öğretmen arkadaşlardan aşı olmayan öğretmenlere yaptırım uygulansın gibi konuşmalar başladı. Sanki aşı olunca korunuyormuşuz algısı oluşturulup
ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu ya zaten ispatlı son İngiltere, İskoçya verileri. Hele bugün Doktor Bilgehan Bilge paylaştı. Cebeli Tarık da yanılmıyorsam %100'ü aşılanan bir ülkede vakalar 2500, %2500 patladı diyor. Yani böyle bir ispat da söz konusu değilken sanki aşı olunca korunuyormuşuz algısı oluşturulup yoğun bir mobbing altındayız. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda bilgilendirme yaparsanız çok teşekkür ederiz demiş. Evet, önceki hususlara benzer bir konu yine. Fakat milli eğitimin şu anki uygulaması zannediyorum kıymetli eğitimcimiz de aynı şeyi söyledi. Kim aşı oldu, kim olmadı şeklinde bir isim toplamıyor, sayı topluyor Selçuk Bey. Benim aldığım bilgi o yönde. Yanılıyorsam düzeltebilirler. Sayı toplayıp bu sayılar üzerinde bir analiz yapıyor. Fakat şu anda herhangi bir zorunluluk yok. Zorunluluğa ilişkin herhangi bir düzenleme de yok. Hiçbir milli eğitimde şu anda eğitim camiasına dahil olmak üzere aşı zorunluluğuna ilişkin şu anda hiçbir kaide yok. O yüzden hiçbir şekilde kendilerini zorunlu hissetmesinler. Dediğim gibi az önce... paylaşmak zorunda değiller. Demin söylediğiniz konuya geldi aslında bu Faruk Bey. Hani aşı olup olmayacağımı dahi soramazlar diye bir iddianızdan bahsettiniz. Evet. Buna mukabil burada da yine bu tip bilgilerin de değil mi o zaman sorulması? Evet, kişisel kanaatim aşıyla alakalı henüz bir kamu yararı tespit ve tescili yapılmadığı için, yine aynı şekilde kamu sağlığı tespit ve tescili yapılmadığı için aşı olduğunu söyleyip söylememek bir kişisel veri meselesidir kanaatindeyim Selçuk Bey. Evet. O zaman bunlar verilerini paylaşmayacaklar. Şayet baskı olursa demin de açıkladığınız gibi hukuki evet. Yollara başvuracaklar. Bu biraz kişisel kanaat olduğu için çok sert bir teşvik yapamıyorum bu konuda haliyle. Biraz imtina ederiz insanımızı da yönlendirirken bir konuya. Çok netleşmemiş, özellikle şahsi kanaat düzeyinde olan konularda sert teşvikler yapmaktan da imtina ediyorum açıkçası Selçuk Bey. Burada eğer evet. Bakanlık verileri anonimleştirerek alıyorsa aşı verilerini Selçuk Bey, yani sadece ya, sayı olarak... Sesinizi biraz yükselttik. Eğer aşı verilerini sadece anonimleştirip alıyorsa, yani verilerin kime ait olduğu belli olmuyorsa bakanlık bu verileri toplayabilir bu arada. İstatistiksel çalışma yapmak için. Ama anonim kalması kaydıyla. Ha, bunun garantisini vermesi lazım. Ya bunu bir şekilde anonimleştirmesi lazım. Evet. Bu onların yapabileceği, kullanabileceği küçük bir ayrıntı bakanlığı. Verileri açık seçik alamaz. Anonim olarak alabilir ancak. Böyle bir durumda. Evet. Anonim olduğuna dair de garanti vermesi gerekir tabii o zaman da. Yine aşı olmayan öğrencilerde ilgili üniversiteye alınmayacak diyorlar diyor. Ben zorla aşı olmam, eğitim hakkımdan mahrum olmam diyor. Şimdi benzer soruları geçiyorum. Siz eğer eklemeniz varsa ekleyin oldu mu? Sorular çünkü benzer olmaya başladı. Çünkü genel anlamda yanıt verdik birçoğuna. Şimdi gelelim bir başka soruya. Belediyenin bilgi evinde çalışan öğretmenim diyor bir izleyicimiz. İstanbul'da bize aşı olmamız konusunda ücretsiz izin kullandırma, hizmet binalarına alınmama, sağlık sisteminden bilgilerimize ulaşılarak yanlış bilgilendirme yapıldığı anlaşıldığı takdirde disiplin cezasına çarptırma gibi cezalardan bahseden despot bir mesaj geldi. Hangi belediye bitireyim isterseniz. Hangi belediye olduğunu söylemiş mi Selçuk Bey? Bitireyim isterseniz. Çok az kaldı. Sizi kesmemek için bitireyim. Bize doğru adım atmamız için ne yapacağımızı gösteren açıklama bekliyoruz diyor. Hani kurala uygun hareket edelim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Buyurun. Hangi belediye olduğunu söylemiş mi acaba Selçuk Bey? Ya Bilgi Evi diye söylemiş. İstanbul'dan olduğunu söylemiş. İsmini de ben açıklamak istemiyorum. Ama yani bilmiyorum. İsterseniz onu da isteriz diyeceğimiz. Şöyle, hangi belediye olduğunu sizinle paylaşırsa eğer umumla da paylaşma gibi niyeti olmayabilir. Sizinle paylaşırsa belediyenin şu anda yaptığı genel bir davranış anladığım kadarıyla. Şahsa yönelik değil, genel bir davranış. Tüm hukuki normların üstüne çıkmış. Yani belediye dediğiniz yapı mahalli idarelerin tamamı için geçerli. Bu idare hukukuna, idari mevzuata tabi yapılar. Yani bugün idarenin eşitlik yükümlülüğü var. İdare eşit davranma yükümlüsüdür. Aşı olmayana burada yapılan, işte bakın süreklilik arz etme kastı dediğimiz şey bu. Şu anda anlattığı şey mobbing Selçuk Bey. Anlattığı şey teknik anlamda mobbing. Buna ilişkin
mutlaka bildirimlerde bulunması gerekir. Mutlaka ihbarlarda bulunması gerekir. Böyle bir ayrımcılık, böyle bir mobbing katiyen kabul edilemez. Yani bir mahalli idarenin keyfiyetiyle yönetilecek bir ülke değiliz. Anayasada hukuk devleti lafzı açıkça ortadadır. Hukuksuz, kanunsuz, mevzuatsız, keyfiyete dayalı bir yönetim ülkede kaos doğurur Selçuk Bey. Bunların hepsi kaosa hizmet eder. Hiçbir idareci böyle bir keyfiyetle hareket edemez. O idareciyi hem görevi kötüye kullanmaktan savcılığa ihbar etmek lazım, hem cezai sorumluluğunun olması lazım, hem İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmek lazım, idari soruşturmaya maruz bırakmak lazım, ne gerekiyorsa yapmak lazım. O yüzden izleyicimizden rica ediyorum, ister paylaşsın ister paylaşmasın, kendi marifetiyle, bir avukatla yapma zorunluluğu da yok bunu, kendi marifetiyle bu ihbarlarda, bu bildirimlerde bulunsun. Şimdi devlet okulunda öğretmenim diyor, tüm okullardan öğretmenlerin aşı bilgileri istendi. Herhangi bir aşı veya PCR testi yaptırın baskısına karşı oluşturulan dilekçe örneğinden var elimde. Bu dilekçeye rağmen caydırıcı olmak adına görevden uzaklaştırma, ücretsiz izne zorlama, maaş kesintisine gitme vesaire yaptırımların uygulanabilirliği öngörülüyor. Bu gibi durumlarda dilekçe verilmesinden sonra aşı veya PCR testi yaptırmamak için ne gibi bir yol izleyebiliriz demiş. Yani kamu görevlileri, kamu çalışanları rejiminde tekrar tekrar verdiğimiz ya burada söylüyorum. Görevi kötüye kullanma dışında başka bir çözüm benim aklıma açıkçası gelmiyor şu noktada. Ya bu tebessümlerin gülmesi de yanlış anlamayın. Sorular değil. Şu 5 sene önce bana deseler ki bir aşı olmadığı için bakanlık kendi çalışanlarına bu şekilde muamele gösterecek. Ben şaşkınlıkla karşılardım bunu. Ya şu anda ondan dolayı ben gidiyorum ya, tebessümle gidiyorum. Yanlış anlamasın dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Şaşkınlıkla karşılıyorum bu hikayeleri. Bu noktaya varması ben gerçekten şaşkınlıkla karşılıyorum. Çok büyük üzülüm. Görevi kötüye kullanma ve idari soruşturma yöntemlerinden bunu yapan yöneticiler üzerinden devam edecekler. Ve ilgili kısıtlamaların hiçbir şekilde kanuni yahut mevzuata dayalı bir dayanağı olmadığı sebebiyle kendi haklarını dövüşmek suretiyle koruyacaklar artık. İdari soruşturmalarla ve ceza davaları ile. Evet. Sevgili izleyenler, Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleş Timur ve Cemil Caca Arslan ile sohbetimize devam ediyoruz. Cemil Caca Arslan da, bu arada belirtelim, uluslararası hukuk ve kamu hukuku konusunda uzman. Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Hani soranlar olursa tekrar hatırlatmış olalım bu arada. Hukukla ilgili programlarımız böyle devam edecek arada mutlaka. Sevgili izleyenler, biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Adeta hukuku hiçe sayarcasına bakın, hukukçularımız gülüyor ya. Yani bu istemeyerek gülüyor. Hani güleriz ağlanacak halimize karşısında gülme tabii bu. Yani kesinlikle. Bakın Cemil Bey, o kadar ilginç bir şey söylüyorsunuz ki, bana bunu 5 sene önce söyleseydiniz ya aklım olmazdı demeye getiriyorsunuz değil mi? Kesinlikle aynen böyle diyorum. Aynen böyle diyorum. Yani olacak değil dersiniz. Yani bu terörist yani devletin doğrudan varlığına, birliğine, bütünlüğüne bir davranış mı sergileniyor bu aşı olmayan kişilerde? Bu kadar sert önlemler, toplu tecritler alınıyor. Tekrar söylüyoruz. Bu bahsedilen uygulamaların hiçbirisi aşı olunmaması sebebiyle yapılacak ölçülü uygulamalar değil. O sebebiyle haklıyız zaten. Hani sadece bir idari para cezası verseler, ben şahsen kendimden bu kadar emin konuşmazdım. Sadece bir idari para cezası uygulansa. Ama sanki biz ilkel toplumdayız gibi resmen dağın ötesine atıyorlar, dağın başına aşı olmayanı. Orada sen bir şekilde yaşa. Öyleyse biz neden devlet olduk, neden hukuk düzeni var? Öyle sorular. Yani ben de öyle şaşkınım ki boğazıma kaçtı çay. Özür diliyorum. Sevgili izleyenler, devam edelim. Bakın, bir izleyicimiz lütfen yardımcı olun demiş. Merhaba, eşim iş yerinde aşı olmayan tek kişi kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Tek kişi kaldı diyor yani. Muhtemelen ya aşılandı aşılanmadı, o da belli değil. Özel baskı yapıyorlarmış. Fabrika toplum sağlığını korumak zorundadır diye, böyle bir zorunluluk varmış. Eşim 8,5 yıldır aynı iş yerinde çalışmakta. Şu an iş yerinde, geçen yıldan beri çıkışlar serbest. İsteyen işçi haklarını alarak iş yerinden ayrılabiliyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. Çocuklar içeride kavga edince gürültü gelebilir diye kapıyı kapattım. Beni ufaklık soruları getirince kapıyı açık bıraktı.
8,5 yıldır aynı iş yerinde çalışmakta diyor eşim diyor. Şu an iş yerinde geçen yıldan beri çıkışlar serbest, isteyen işçi haklarını alarak iş yerinden ayrılabiliyor. Yasak olmadığından, aşı olmadığın için işten çıkardık demezler. Misal işler durgun diye çıkardık derlerse biz peki bu durumda diyor aşı yüzünden çıkarıldığını nasıl ispat edebiliriz? Yani demeye getiriyor ki aşı dan dolayı değil de başka bahaneyle işten çıkarabilirler demeye getiriyor. Bu mahkeme safı iade davası açabilmek için diyor. Evet. Bu mahkeme safahatında, yargılama safahatında ortaya konabiliyor Selçuk Bey. Yani esas sebebin bu olduğuna dair tabiri caizse biraz bakiyeler biriktirmesi lazım. Burada işte kendisine tanıklık edebilecek insanlar, buna eşi de dahil, kendisinin eşi de dahil, iş yerinde şu an maruz kaldığı bu tutuma dair ne kadar insanla bunu paylaşırsa o kadar iyi olur. Yarın bir mahkeme sürecinde esas sebebin bu olduğunu tanık biliyorsunuz iş davalarında bir delil unsurudur. Yani iş davalarında tanık bir delil unsuru. Tanık bildirebilirsiniz, o tanık sizin durumunuzu anlatabilir. Esas sebebin bu sebep olduğuna dair mahkemeyi inandırmak, orada artık yargılama safhasında ortaya koyacağınız unsurlarla mahkemeyi inandırmak ve mahkemenin de buna yönelik tespitler yapmasını sağlamak. Gerçekten bir iş durgunluğu, gerçekten bir işten çıkarma gereksinimi var mıydı? O işle alakalı bir hizmet fazlalığı, hizmete ihtiyaç kalmama durumu var mıydı? Mahkemenin de bu tespitler yapmasına yönelik yöntemler kullanmak gerekir. Netice itibariyle hakimin de buradaki tespitleri dahilinde hayır bu kişiyi bu sebeple işten çıkarmışsın fakat gerçek sahiki gizleyerek sanal bir sahik üretmişsin şeklinde bir tespit yaptığı zaman orada işverenin işten çıkardığı tespitle ve sahikle bağlı değil. Mahkeme kendi kanaatini ortaya koyar, kendi yargılaması neticesinde işçi buradaki hakları da mahkemenin ortaya koyduğu kanaat kapsamında kazanmış olur. Çocukların okulda maske takmaması için ne yapmalıyız? Yani ben de çocuğumun asla maske takmasını istemiyorum. Yani bu sürekli az oksijen girmesi vücuda ve çocukta zekada yani beyin gelişiminde, vücut gelişiminde çok olumsuz etkili olduğunu biliyorum. Ben bunu istemiyorum şahsen. Şimdi böyle bir zorunluluk durumunda çocuğumuza maske takılmaması için ne yapmalıyız? Zaten yasal olmadığı için direkt girmeli mi yoksa dilekçe mi yazılmalı? Bir de şöyle diyor, dördüncüsü sorusu, yani birkaç soru var. Dilekçe, ihtarname, savcılığa başvuru adımları öncelik sırasına göre nasıl olmalı? Bence de bu soru çok iyi bir soru. Bunu iyi bilmelerinde fayda var diye düşünüyorum hepimiz açısından. Bireysel başvurular yapılabilir mi? Yoksa bir avukata mı ihtiyaç duyuluyor? Maliyeti çok olur mu? Evet, evet. Şimdi bu da çok soruluyor. Barodan istenen ücretsiz avukatlık hizmeti bizi anayasaya karşı, isterseniz not alın. Barodan istenen ücretsiz avukatlık hizmeti bizi anayasaya karşı korur mu? Yoksa keyfi hareket eder mi aşı konusunda? Selçuk Bey, yani müşteki olarak, yani şikayetçi olarak yapmış olduğunuz veya ihbar eden olarak yapmış olduğunuz başvurularda avukat mecburiyeti yok. Kişi kendisi, kendisine yönelik yapılan her türlü haksızlığa, kanun dışı, keyfi uygulamaya karşı ilgili ve yetkili makamlara bireysel olarak gidebilir. Hatta yazılı olma zorunluluğu dahi yok. En yakın karakola gidip bir konuyla alakalı maruz kaldığı bir haksızlık ve hukuka aykırı bir eylemle alakalı ihbarda bulunabilir, istediği kişiden istediği şekilde şikayetçi olabilir. Yani bununla ilgili mecburen bir meslektaşımızla, bir avukatla hareket etme zorunluluğu yok. Bazen bizim insanımızın avukat hemen ulaşılabilir, erişilebilir birisi olmuyor bizim insanımızın. Yaşam standartları arasında olamayabiliyor, alanı içinde, meskeni içinde, dahilinde olamayabiliyor. Kesinlikle bu noktada mütereddit olmasınlar. Bireysel başvuru her alanda esas, vekille hareket etmek, müdafiyle hareket etmek ancak sanık olduğunuz durumlarda ve belirli bir ceza limitinin üzerindeki durumlarda zorunludur. Bunun dışında zorunlu avukatlık diye bir hadise söz konusu değil. Ben bireysel olarak eğer imkanları el verirse bir avukatla hareket etmeleri daha profesyonel bir yardım olabilir fakat bireysel olarak hareket edebilecek durumda ve elverişlilikte olan vatandaşlarımızı bireysel hareket etmeye de yönlendirmek istiyorum. Yani mutlaka bir avukatla çalışmak zorunda değiller. Bir avukata ulaşmak, erişmek bazen onlar için müşkül olabilir. Bu müşkülliğe kendilerini sokmalarına gerek yok. Kanaatindeyim.
Bir de şunu soruyor. Şimdi adım adım soruyor bunu özellikle. Ben bunu tekrar soruyorum size. İyice anlaşılsın istiyorum. Şimdi diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeniyim ben diyor. İlk gün diyor ne yapayım diyor. Hani hemen dilekçe mi gerekli mi olur diyor dilekçe, yoksa önce idarecinin tavrını mı yoklayayım? O aşı dayatması yaptığında sözlü olması için, hani bir sözlü olması bir şey ifade eder mi ki, siz dediniz bir yanında şahit olursa iyi olur. Yazılı tebligat mı istenmeli? Onu da istenmeli olduğunu söylediniz. Daha kolaylaştırıcı olacaktır diye. Yazılı tebliğ olduğunda gerçekten suç işlemiş olur mu? Yani bunu madem suç işleyecek adam niye versin ki yazılı tebliği? Ben yani kimsenin vereceğini de zannetmiyorum. Ama suç işlemiş olur mu böyle bir tebliğ yani yazılı olarak verdiğinde? Yani suçunu ispatlamış olacak. Bu şekilde bazı yöneticiler burada hata yapabiliyor. Kendilerine fazla güveniyorlar. Malum kamu gücü bazı yöneticilerin başını döndürdüğü için yazılı mı istiyorsun, yazayım sana diyen bazı yöneticiler olabilir. Bu bizim tarafımızın işini kolaylaştıracaktır. Öğretmenler için karşı tarafın tavrını yoklamak, işte idari soruşturmaya bir sonraki aşamada gitmek daha makul olabilir. Çünkü malum haliniz işte hep Türkiye'de yaşıyoruz diyoruz ya, iş yerini biraz zorlaştırabilirler öğretmenlerimiz için. Hani cezai soruşturma bahsi veliler için daha önce gelmeliyken öğretmenler için bence daha sonra gelmeli. Tabii meslek büyüğüm bu konuda benden çok daha tecrübeli. Onun görüşleri çok daha kıymetli olacak. Sizden şöyle bir şey rica etsem. Bakın burada hani soruyor ya, hani açıkladınız tabii ama dilekçe, ihtarname, savcılığa başvuru adımları, öncelik sırasını nasıl göre nasıl olmalı? Böyle bilmiyorum hani ya, hazırladığınız görseller varsa onları da gönderebilirsiniz. Ben zevkle paylaşırım burada Instagram'da. İzleyicilerimiz de bu adım adım hani ne yapacakları konusunda bilgilendirilmiş olurlar. Böyle bir imkan varsa da çok... Selçuk Bey, tekrar hatırlatalım eğitim camiamıza. Şu anda böyle bir zorunluluk yok. Yasada, mevzuatta getirilmiş bir aşı zorunluluğu yok. Buna rağmen kanunun, hukukun çizdiği sınırları aşmak suretiyle bir dayatmayla karşılaştıkları zaman, bu dayatma da tavsiye sınırlarını aştığı zaman, bunun da altını çizelim Selçuk Bey. Yani tavsiye niteliğinde kalabilir, telkin niteliğinde kalabilir, uyarı niteliğinde kalabilir, dayatma niteliğinde olabilir. Yani şu var, bir müdürle böyle bir şeye girmek biraz can sıkıcı. Karşılıklı her iki tarafta yüz yüze olmak zorunda yani. Yılınızı geçireceksiniz. Yani buradaki konuşma tavrı nasıl olacak? Şimdi bir dakika durun burada. Bir drama yapalım sizinle. Siz müdür olun, ben öğretmen olayım. Bence o şekilde yürütelim. Faruk Bey, bundan sonra okula aşısız kesinlikle kimseyi almayacağız. Aşınızı olun. PCR testiniz olmazsa yaptırın. Ona göre gelin. Yoksa okulumuza sizi alamayız. Hocam emin misiniz hukuki düzenlemeler, kanuni düzenlemeler kapsamında böyle bir zorunluluk getirilmedi? Bu zorunluluğu hangi kapsamda bana bildiriyorsunuz? Bunu dayanak maddesini lütfen iletir misiniz Sayın Hocam? Hocam biz burada insanların sağlığını düşünüyoruz. O insanların biz sağlığını tehlikeye atamayız. Hocam yüce devletimiz, aziz devletimiz insanların sağlığını düşünmüyor mu? Sizin zorunlu yapma şuurunda olduğunuz bir işi zorunlu yapmadılar. Faruk Bey lütfen, bakanımızın açıklamalarını duymadınız herhalde. Ne dedi? Artık bundan sonra aşı var dedi. Yani biz siz misiniz şimdi, sizin yüzünüzde ne yapalım, koskoca eğitim camiası dursun mu yani? Ben velilere ne diyeyim şimdi? Hocam anladığım kadarıyla sizi ikna edemeyeceğim. Kusura bakmayın, ben yaptırmıyorum ve bu şekilde okula gelmeye devam edeceğim. O zaman ben de idari soruşturma başlatıyorum hakkında. Sen bilirsin kardeşim. Sonuçlara da katlanırsın. Ben de sizinle alakalı gerekli yasal işlemleri yürütmek noktasında kararlıyım Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Bu naiflikte, yani, bu naiflikte olsun ümidimiz o. Bu naiflikte olsun. Şimdi bu çok faydalı oldu diye düşünüyorum ben. Yani bu fikir verecektir. Şimdi bu izleyicimizin bir son sorusu daha var. Çok güzel bir soru. Diyor ki, online başvuru gerektiren kurumlar hangileri? İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu falan denmişti diyor. Teşekkürler diyor. Çok teşekkür ediyorum ben de bu izleyicimize. Çok güzel, yani harika sıralamış, madde madde, 7 madde halinde vermiş. Cemil Bey isterseniz siz buyurun. Ben sadece bir soruyu burada daha iyi cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Bu okulda maske meselesi var. Herhalde aynı izleyicimizin sorduğu. Şimdi evet. Tabii okulun bizim üzerimizdeki tasarrufunun ciddi sınırları var. Bunlardan bahsettik. Aşı bu tasarruf sınırlarına giriyor. Fakat maske bana kalırsa naçizane fikrim bir okul üniforması gibi okulun tasarruf sınırları içerisinde kalabilir. Tabii çocuğu fazla tehlikeye atmamak kaydıyla, eğer çocuğumuz astımsa veya benzeri bir hastalığı varsa okulun tasarruf sınırlarının içinde kalacağını düşünüyorum. İşte başkanımızın da dediği gibi, üstadımızın da dediği gibi izleyicilerimizi yanlış yönetmemek adına bu maske zorunluluğuyla okul içinde fazla
gerilmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Aşı farklı bir mesele. Burada maske farklı bir mesele. Tamam, biz ideolojik olarak karşı çıkabiliriz ikisine. O ayrı bir hikaye. Fakat hukuki olarak maskede şey yapmak daha zor. Maskede direnmek daha zor olacaktır. Onu da söyleyeyim. Ama maskenin mesela o oksijeni %30 daha eksik aldığı, çocukların hareketli olduğu, yani yetişkinlere göre daha çok oksijene ihtiyaç duyabileceği konusunda da çokça tartışma var. Bununla Ben bir çocuğumun iddia sağlığı inşa için edeyim. endişelenip kardeşim ben istemiyorum deme hakkım yok mu benim? Yani burada bir iddia inşa edilebilir. Edilemez demiyorum. İşte gerekli araştırmaları toplarız, dilekçemize koyarız, kendimizi izah ederiz, mahkemeye gideriz falan. Fakat sonuç alana kadar yani bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı mı dönmek şu an? Üzüm yememiz zor maske hususunda. Bunu söylüyorum sadece. O yüzden çok cesaretlendirmemek adına ben bu soruya cevap vermek istedim. Sonra üstadım sanırım bu sıralama hususunda savcılığa mı gidilir, önce idareye mi gidilir? Benden Ben çok daha bununla bilgili. ilgili bir görsel hazırlarsanız böyle madde madde ve Tabii bana tabii. gönderirseniz çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Selçuk Bey, maskeyle alakalı şöyle, yani yanılıyorsam dinleyen meslektaşlarımız da düzeltebilir. Maske idari bir yaptırıma tabi. Yani maske şu anda Türk Ceza Kanunu'nda maske takmamak bir suç olarak tarif edilmiyor. Yani burada bunun yaptırımı idari para cezasıdır, maske takmamanın yaptırımı. Fakat Yani maske maske takmayan takacaktın diye zorlama yapılırsa biz bu zorlamaya karşı mı anlayamadım maske ben. takmamaya devam ettiğiniz zaman bununla karşılaşacağınız durum idari para cezası. Maske takmamaya devam ettiğiniz zaman sizi kolunuzdan birisi bir köşeye tutup yüzünüze zorla bir maske yapıştırıp hayır takacaksın artık bunu da çıkaramazsın deyip bir köşeye atamaz. Böyle bir eylem söz konusu olmaz. Burada şununla karşılaşılabilir. İdari bir zorunluluk olarak getirildiği için ve yaptırımı da idari para cezası olduğu için bir idari soruşturmaya dönüşebilir bu süreç. Bu idari soruşturma da takip edilecek. Orada kişi kendi namına, kendi hak ve hukukunu müdafaa edecek. İdare de orada kendi hak ve hukukunu müdafaa edecek. O bir artık şey, idari soruşturma safahati ama onun altını çizelim. Yani maske dayatmasına yönelik bakınız, cezada bizde kanunilik prensibi var. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Yani Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmayan hiçbir hususiyet suç teşkil etmez. Bunu da Peki. kimse suç muamelesi yapamaz bu konuda. Tamam. Bana dediniz ki maske takacaksın. Ben de diyelim ki şöyle 4-5 tane iplikten oluşan şöyle bir maske taktım. Tamam mı? Şöyle koca koca delikleri var. Rahatlıkla nefes alabiliyorum. Sorun hallolur mu? Evet, yani burada adamı ipten alırım şeklinde bir kıssa var ama bu kıssayı anlatsak biraz uzar mı Selçuk Bey? Özet özet anlatabilirim kısa kısa. Buyurun, yani gerekli görüyorsanız anlatın. Yani bu Bir maskenin nasıl olacağı, ne kadar sayıda olacağı ya da genişliğini düzenleyen bir şey yok. Maskemi al sana maske taktım. Şöyle kalın. Şöyle bir şey. Rahatlıkla şimdi nefes alıyorum. Buyurun. Selçuk Bey, rivayet tabii yani gerçekte yaşanıp yaşanmadığını bilmeyiz ama Fransa'da idam cezasının ilk geldiği dönemlerde bir hadise yaşanıyor. Adamın birisi bir suç işliyor. O işlediği suçun cezası da idam ve yargılanıyor. O yargılanma esnasında avukatına diyor ki ne yapacağız diyor avukatım diyor. Ben diyor seni ipten alacağım sen rahat ol diyor. Bunun üzerine birinci duruşmaya giriyorlar. Birinci celsede tabii avukat ona böyle bir umut ve heyecan verince de sanık çok kendinden emin bir şekilde mahkemede avukatına bakıyor. Avukatım şimdi beni çok güzel müdafaa edecek ve ipten alacak diye. Avukatı böyle önce bir sanığa dönüp bakıyor. Sonra kürsüye hakime bakıyor. Benim söyleyecek bir şeyim yok diyor. Ondan sonra ikinci duruşma öncesinde sanık avukatın yakasına yapışıyor. Ya sen beni ipten alacaktın diyor. Hiçbir şey söylemedin. Benim diyecek bir şeyim yok dedi. Dur dur ben seni ipten alacağım. Sen rahat ol diyor. İkinci duruşmaya da giriyorlar. Yine aynı. Üçüncü duruşma yine aynı. Artık İdam avukat. sehpasına doğru gidiyor adam. Ondan sonra adam o esnada tabii tabureye çıkıyor. Urgan işte şey idam alanı hazırlanmış. En son urgan başına geçirildiği anda avukatı bağırıyor. Bir anda meydanda bağırıyor ve diyor ki durun diyor. Ceza infaz edilmiştir. Bitti diyor. Herkes dönüp bakıyor. Neden diyor? Çünkü kanunda tarif edilen idam cezası
neticesi ölümle gerçekleşme zorunluluğuna rapt edilmemiştir diyor. Kanunda tarif edilen idam cezası tam olarak şu an yaptığımız şekilde tarif edilmiştir. Dolayısıyla eylem bitmiştir, ceza bitmiş ve infaz edilmiştir diyor filan. İşte o çıkıştan sonra tabii boşluklar doldurularak idam cezasının ölümle neticelendirilmesi hükmü getir diyor. Sizin yüzünüzden de şimdi o maskenin öyle takılmasının da bir yaptırımı gelebilir. Çok fazla bunu dillendirmeden yaptırmasına fayda. Yani dillendirmeyi illaki birileri yaptığı anda gene yaptırımı gelecektir yani sonuçta. Evet. Yani bunu herhangi bir yerde yapıldığında bu zaten gene duyum olarak iletilecek. Ama gerçekten biraz öyle bir örnek oldu benimkisi. Çünkü bu maskenin ne olduğu, nasıl bir şey olduğu, kaç delikten oluşuyor, hangi delik boyutunda geçirgenliği var. Yani bir maske standardı yok ki. İçinde grafen bile bulundu. Sağlığa çok zararlı olduğu ortaya kondu. Yani içler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Her şey sonuçta birlik beraberliğe, millet olmaya, duyarlı olmaya, birbirimize kenetlenmeye ve sorgulamaya itiyor bizi aslında şartlar. Esas buna direnmemek lazım. Hepimize görev düşüyor bu anlamda. Birkaç soru daha alalım. Yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Çünkü iki saati geçirmek istemiyorum. Biruni Üniversitesi'nde tıp okuyorum dedi bir izleyicimiz. Dördüncü sınıfa geçmiş. Dördüncü sınıftan itibaren tamamen hastanede oluyoruz. Devlet hastanesinde yapılacak stajlar için İl Sağlık Müdürlüğü aşıları zorunlu tutuyormuş. Okuldan da yavaş yavaş WhatsApp'tan herkes aşılarını tamamlasın şeklinde mesajlar gelmeye başladı. Bu mesajların bir yaptırımı olmadığını biliyorum. Ve daha kesin açıklamalar yapılana kadar beklemeli miyim? Yoksa şimdiden tepkimi göstermeli miyim? Bir şey deyince hastanedeki arkadaşların hayatını tehlikeye atmaktan konuya giriyorlar. Buna karşı argümanlarım olsa da karşımdakiler hem doktor hem de hocalarım olduğu için çok fazla üsteleyemiyorum. Sınıfta aşı olmayan tek kişiyim. Bravo. Ama yalnız değilsin. Şöyle diyelim. Ve hocalarımın da aşı konusundaki duruşu belli. O yüzden şimdiden dikkat çekmek, kendimi hedef tahtasına dönüştürmek mi olur? Emin olamıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdi bu sağlık çalışanlarının görevlerinin niteliği itibariyle bu aşının sağlık çalışanlarına belki de zorunlu tutulması bir istisna olarak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Fakat henüz böyle bir yasal düzenleme bildiğim kadarıyla hala yapılmadı. Dolayısıyla direnme hakkı hala var. Fakat bu kamu çalışanı rejimi bahsi var ya, sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir rejim getirmeleri en başta fazlasıyla mümkün gözüküyor. Yani şu aşamada hakları diğerleriyle birebir aynı. İşte kamu gücünün, kamu görevinin kötü yapılması, kamu gücüyle negatif alanın ihlal edilmesi vesaire. Hakları yerinde dursa da hanımefendi veya beyefendi aynı zamanda bir sağlık çalışanı olduğu için belli yükümlülükler altında olacaktır. Bu yükümlülüklere gereğince aşı yaptırması mecburi kalabilir ona. Vatandaş hususunda sıradan vatandaş için ayrı bir hikaye de sağlık çalışanları farklı bir durum oluşabilir. Bir istisna yaratılabilir orada. Benim tamam, sizde hukuki yolları göstermeyin Cemil Bey. Estağfurullah. Ben maskeyi açık ediyorum. Yok, espri yapıyorum. Tabii ki söyleyeceksin sonuçta. Bunları bilmekte fayda var. Faruk Bey, siz ne dersiniz bu konuda? Biraz insanımız çok dertleşmek istiyor, haklı. Yani bu konuda farklı düşünen insanlara çok farklı muamele yapıldığı için daha ziyade sosyal boyutu olan, psikolojik boyutu olan şeyler içerdi biraz soru. Yani hukuki olarak zaten kendisi cevabını verdi. Bir yaptırımı olmadığını biliyorum şeklinde bir cevap verdi. O diğer konu tabii onun artık irade dünyasına, hani ona dostane de şunu söyleyebiliriz biz, sabretsin, şu anki süreç, toplumsal süreç yanlış bir zeminde ilerliyor. Bu yanlış zeminde ilerlemesinin sebebini müteaddit kez ifade ettim. Aşının faydalarına inanan insanlar olabilir, zararlarına inanan insanlar olabilir, yaptırmak isteyenler, yaptırmayı tavsiye edenler olabilir, yaptırmak istemeyip yaptırılmamasını tavsiye etmek isteyenler olabilir. Buna ilişkin objektif bilimsellikte mecralar kurulmalı ve vatandaşımız bunu objektif aklıyla değerlendirebilmeli. Bu özgürlük sağlanmadığı sürece maalesef bu problemler devam edecek kanaatindeyim Selçuk Bey. Devlet memurlarının bu durumda hakları nasıl bir farklılık teşkil edebilir? Böyle bir soru var.
Bu izleyicimiz öğretmen simülasyonunu eğer izlediyse öğretmen simülasyonuyla aynı şekilde aslında haklarını koruyabilir. Neticede öğretmen de bir devlet memuru olması itibariyle devlet okulundakiler için bilhassa aynı durum izlenecektir. Amirine karşı önce hafif bir direniş, sonra gerekirse hakkımı korurum demek makul olur. Üniversitelere gökten bir yazı gelirse zorunlu yapabilirler mi? Bir tane durum ortaya çıkıyor. Şöyle hani biz serbest piyasa için, özel sektör için bir tarif yaptık az önce. İşveren haklı bir sebep olmasa da, geçerli bir sebep olmasa da işçiyi işten çıkarıyor. İşçi gidip işe iade davasını kazanıyor. Buna rağmen işveren yine almayabiliyor gibi bir tanımlama yaptık ya Selçuk Bey az önce. Evet. Devlet memuriyeti bu tanımlamanın dışında tabii. Yani devlet özel sektörde ve serbest piyasadaki gibi keyfiyetle memurunu çıkaramaz, memuruna keyfi cezalar veremez. Devletin, kamunun, idarenin memura yönelik, çalışana yönelik her türlü iş ve işlemi idare mahkemesine tabi bir süreçtir. Ve kamu, idare mahkemesinin, idari yargının nihai kararında uygulamakla mükelleftir. Özel sektörden ayrılır bu boyutuyla, onu ifade etmiş olalım. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Üniversitelere YÖK'ten yazı gelirse öğrencileri zorlayabilirler mi? Zorlayamazlar. Çünkü idari bir kuruluş olarak YÖK sadece yazıyla bu şekilde temel hakları ihlal edemez. Eğitim hakkını ihlal edemez. İdari evet. Kuruluş itibariyle. Temel haklar idari kuruluşların yazılarıyla kısıtlanamaz. İğne olmayan kişilere kısıtlama getirilen yerler ve toplu taşıma araçlarında böyle kısıtlamalarla, baskılarla karşılaşırsak ne yapmalıyız demiş. Şimdi AVM'ler var, şunlar var. Mesela ben geçen bir alışveriş merkezine gittim. İşte HES kodu sordu. Ben HES kodu kullanmıyorum dedim. O zaman giremezsiniz dedi. İyi girmeyeyim dedim. Böyle de bir değişik bir adam ben yani. Sonra öbür kapıdan girdik. Oradaki arkadaş canı sağ olsun abi buyur dedi. Girdi. Aynı yere girdim yani. Aynı şeye. Böyle çok komik durumlarla karşılaşıyoruz. Böyle sosyal deneyler de yapıyorum kendi kendime bazen. Yani bakayım alacaklar mı almayacaklar mı? Böyle durumlarla karşılaştığım zaman mesela toplu taşıma araçlarında işte aşım var mı yok mu mesela aşısızları toplu taşıma almayacağız gibi durumlar konuşuluyor. Bu da tabii toplu taşıma araçlarını kullanan ve bu aşı adaylarını olmak istemeyen vatandaşlarımız geliyor. Bu durumda ne tavsiye edersiniz? Bu durumda mesela yine aynı şekilde seyahat özgürlüğü bu tarz tuhaf tasarruflarla kısıtlanamayacağı için anayasaca korunan bir özgürlük. Hakları yine aynı şekilde kalmaktadır. Maske hususunda yapacağı en fazla da para cezasıdır. Aşı hususunda da defadan tekrar ettiğimiz üzere TCK'da henüz böyle bir suç olmadığı için ve mantık itibariyle inşallah da olmayacağı için hakkını korumaya, hakkını icra etmeye devam edebilir. Bir vatandaşlarımız. Fakat alışverişine ve çeşitli ticarethanelere almazlarsa Selçuk Bey, bence girmek için direnmesin, oraya girmesin, orada alışveriş yapmasın. Yani böylece yarın görürsünüz. Kapital mantığın nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Kapital mantığı... LPG'li araçlar giremez deniyor. LPG kontrol yapıyor. O girin, o AVM'lerdeki araçların neredeyse ben size söyleyeyim yarısından çoğu LPG'lidir. Bilmiyorlar mı, görmüyorlar mı zannediyorsun? Görüyorlar. Ha sen almıyorsan girmeyecek vatandaş. Bunu biliyorlar. İster istemez. Yani ben alışveriş merkezlerinin şu an bile bu durumdan çok rahatsız olduğu kanaatindeyim yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi bir soru daha var. Yurt dışı için aşı dayatması olunca hakkımızı nasıl arayacağız diyor. Bu da çok güzel bir soru. Yurt dışı için aşı dayatması olursa. İlgili ülkenin netice itibariyle egemenlik hakkı olması itibariyle hani ben ülkeme aşı olmayanı almıyorum diyebilir adam. Adamın egemenlik hakkı bizim hukuk sistemimize tabi değil. Çok farklı varyasyonlar denenebilir gelecekte. Fakat şu an için izleyicilerimizi yanlış yönlendirmenin anlamı yok. Hani farklı davalar açılabilir. Fakat bunlar çok prototip, çok farklı meseleler olur. Gerçekten doktrinal meselelere dönüşür konu. İzleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyelim. Adamların egemenlik hakkıdır. İngiltere ben ülkeme aşısız adam almıyorum diyebilir. Bunu Türkiye'de diyebilir. Bu egemenlik hakkına ilişkin bir meseledir. Artık bizim hukuk sınırlarımızın dışına çıktığı için çok farklı bir tartışma gerekir. Şimdi mesela İsrail örneğinde gördük. Aşılıları ülkesine almadı. Neymiş efendim? Delta var yaptı. Aynen öyle. Onu da yapabilir adam. Ona kalmış bir durum. Egemenlik hakkı. Onun tasarrufunda. Evet. Selçuk Bey, yani hayatta bitap düşmüş, her şeyini kaybetmiş, savaştan kaçmış, çoluğu çocuğu yanmış kül olmuş insanları bunlar kapısından geri çeviriyor.
yani aşı olanı olmayanı almayacağım dediğinde mi? Ya maalesef dünyanın böyle bir gerçekliği de var. Yani her şey hukuk da değil. Yani bir de bir fiili gerçeklik var maalesef. Bu fiili gerçeklik aynı hem o egemen haklar kapsamında değerlendirildiği gibi hem de bu ülkelerin tavır ve tarzlarını da biliyoruz yani. Siyasi tavır ve tarzlarını da biliyoruz. Şimdi bomba bir soru soracağım size. Televizyonlardan aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmak istemeyenleri ötekileştiren, topluma ayrıştıran insanlara, yani böyle konuşmalar yapanlara topluca dava açılabilir mi? İhbar statüsündedir bu. Yani şöyle, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu dediğimiz bir suç türü var. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen, 216. maddede düzenlenen. Burada halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında herkes o kişiyle ilgili ihbarda bulunabilir Selçuk Bey. Yani gider en yakın kollukta, karakol olabilir, yazılı şikayet dilekçesi olabilir. Tüm ihbar yollarını kullanarak önce dilekçe hazırlayacaklar. Diyecekler ki ben şu televizyonda, şu gün, şu saatte, şu kanalda gördüm konuşmayı, ayrıştırıcı buldum. Çok rahatsız oldum. İşte şu hatta biliyorsa hukuken şu maddelere aykırı konuşmadır. Şikayette bulunuyorum diye bir karakola ya da adliyeye dilekçe verebilir diyorsunuz, öyle mi? O maddeleri ibraz etme zorunluluğu da yok. Savcılık fiili bir durumu suç olarak algıladığı zaman o suça denk gelen maddeyi kendi kanaatiyle oluşturup soruşturma sürecini yönetir zaten. Yani ben hukuku da bilmesem, ya kardeşim ben bundan rahatsız oldum, bu adam böyle böyle konuşuyor, ben buna şikayetçiyim diye gidip başvurabilirim. Aynen öyle. Yazılı dilekçenizi yazıp müracaat savcılığına götürüp verebilirsiniz. Çok güzel soru. Böyle binlerce dilekçe gidebilir yani, eminim. Ama tabii dilekçelerin sonuçlanıp sonuçlanmaması konusunu bilemiyorum. Ne olur ne olmaz, hani nasıl şey yapar. Şimdi hocam şöyle bir soru var. Özel eğitim öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim diyor. Üniversitem dolaylı yönden aşı isteğinde bulundu. Daha sonra Instagram'dan bir post paylaşıldı. Covid aşınızı olun. Eylül'de yüz yüze eğitime kavuşalım gibisinden bir paylaşım yapıldı. Dolaylı ve doğrudan zorlama yapılıyor. Ne yapmamız lazım demiş. Yine tabii cevapladık ama biraz farklı yani. Instagram'dan da paylaşım olmuş mesela. Onun için özellikle sordum size. Hangi, yani şimdi şunu sizden rica edeceğim. Bakın herhangi bir dilekçe veya dava açma durumunda üniversitemize gidemeyecek miyiz diyor burada. Hatta böyle bir dilekçe örneği de paylaşırsanız. Önce sizden bir adımlar şeyi istemiştim. Örneği. Bir de bu dilekçe örneği de paylaşırsanız iki olsun bu. Bunu da soruyor. Herhangi bir dilekçe veya dava açma durumunda diyor. Üniversitemize gidemeyecek miyiz diyor. Yani ben dilekçe verdim, dava açtım. Üniversiteme gidemeyeceğim. Yani sonucunu bekleyecek miyim ben? Ne olacak diyor. Çok güzel bir soru. Yani dava süreci devam ederken okula gidemez miyim? Veya dava açarsam beni okulumdan, bölümümden atabilirler mi? Bir de dava açmak ücretli midir? Bu dava açma süreci nasıl işliyor? Biraz uzun oldu ama sonrasında çok sevindim demiş. Sorduk. Buyurun. Şimdi bu dava açtıktan sonra eğitim hakkına devam edebilir. Kullanmaya devam edebilir. Tabii eğitim hakkını kullanmayı zorlaştıracaklardır bu kardeşimizin. Öncelikle bunu söyleyelim. Dava açtığı için okuldan atılması, hakkını aradığı için bir hakkını zayi edilmesi anlamına geleceği için çok büyük bir suçtur. Bunu asla cesaret edeceklerini ben tahmin etmiyorum. Bu bir disiplin soruşturması konusu bile olamaz. Çünkü biz vatandaş olarak eğer hakkımızı idare karşısında arayamayacaksak ve bu idare karşısında hakkımızı aramamız belirli sonuçlarına bağlanacaksa çok çok farklı bir ülkede yaşıyoruz demektir. Bir masraf olacağını tahmin etmiyorum. Burada başkanımızın da dediği gibi bir şikayet usulüyle, ihbar usulüyle zaten davayı açacak. Devamında takip etmesine bile lüzum yok. Gidip ihbar edecek meseleyi kısacası. Benim sorulara vereceğim cevaplar bununla Instagram postu bahsi ise aşıya teşvik niteliğindedir. Burada meslek üstü adımında başta belirttiği gibi kamu kurumları aşıyı teşvik edebilir, aşı lehine propaganda yapabilir. Bu onların hakkıdır. Okulda bu hakkını Instagram postu vesilesiyle kullanmış demektir. Instagram postunun öğrenciler üzerinde bir bağlayıcılığı olamaz. Sadece teşvik etmiş. Çok kısa, 2 dakikamız kaldı. Instagram uyarı verdi. Çok bomba bir soruyla bitirmek istiyorum. Çocuklarımızı okutmamız için beraber yaşadığı veliye aşı veya rutin PCR negatif sorumluluğu getirildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından. Oğlum ilkokula başlayacak.
1,5 senedir eşimle ayrıyız, boşanma aşamasındayız. Ben çocuğumun eğitimi için çocuğumu aşılı babasına mı vereyim? Yayın kesilirse tekrar açacağım. Bunu ek olarak yapacağım. Çünkü önemli bir soru. Bakın şöyle söylüyorum. Ben çocuğumun eğitimi için çocuğumu aşılı babasına mı vereyim? İstemediğim aşıyı mı olayım? Şimdiye kadar yaptırma gereği bile hissetmediğim PCR çubuğunu burnumdan beynime kadar mı sokturayım? Bedenime kendi rızam hariç çocuğumun eğitimi öne sürülerek zorla bir şey yapmaya kimsenin hakkı yokken böyle bir zorunluluk nasıl getirilebiliyor? Kaldı ki zamanını hatırlayamadığım bir zamanda artık illerin kendi riskine göre ayrı şekillerde kısıtlama getirileceği açıklanmıştı. Her gün harita olarak da yayınlanıyor aşılama. O zaman neden il bazında eğitimde düzenlenmiyor ve bütün veliler bu şekilde zorlanıyor demiş. Bakın o boşanma aşaması görüyor musunuz? Burada gündeme geldi. Bundan konuşmuştuk yani. Buyurun. İsterseniz Faruk Bey sizden başlayabiliriz. Evet, maalesef işte bahsettiğimiz riskler toplumda meydana gelmeye başlamış. Bunu söylemiştiniz program başlarında, evet. İlk defa böyle bir örnekle karşılaştım. Selçuk Bey, burada veli zorunluluğu meselesi biraz henüz yeni mevzuat sallaşıyor. Yani henüz bununla alakalı bir dokümantasyon elimize geçmedi. Açıklamalar var ve bu açıklamalar da şifahi açıklamalar. Bunların şifahi açıklamanın ötesinde bir durumda olması lazım. Buna göre oturup bakılması lazım. Bilim kurulunun bir şeyi oldu. Bu yönde kararlarını açıkladı Selçuk Bey. Fakat bunlar henüz mevzuatsallaştırılmadı. Son günlerde bir yayınlanan resmi gazetede, son günlerde eğer mevzuatsallaştırıldıysa bir incelemek, değerlendirmek lazım. Buna göre yorum yapmak lazım. Burada velimiz çok haklı bir kaygı içerisinde. Yani ben bunları yaptırmak istemiyorum diyor. Babasına mı vereceğim, ne yapacağım? Yani gerçekten çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız Selçuk Bey. Yani senedir eşimle ayrıyız diyor. Boşanma aşamasındayız. Ben çocuğumun eğitimi için çocuğumu aşılı babasına mı vereyim? İstemediğim aşıyı mı olayım? Yani hakikaten çok zor bir durum ya. Yani şu millete işte, çektirdiklerine bakın yani. Yazıklar olsun. Hukuk İnsan için var, toplum için var, devlet için var, yani hepimiz için var. Bu insanın problemine çare bulamadığımız, bir hukuki nüans üretemediğimiz yerde aşı zorunluluğunu kullanıyoruz. Bak, yani Selçuk Bey, şunları tekrar tekrar altını çizelim lütfen. Buradan belki birilerine de ses göndermiş oluruz, birilerini de harekete geçirmiş oluruz. Tabii ki olabilir. Yani bugün zorunlu aşı diye bir uygulama yok. Zorunlu aşı ancak kanunla gerçekleşebilir. Birilerinin yazısıyla, birilerinin talimatıyla, birilerinin keyfiyle zorunlu aşı uygulanamaz. Anayasa 17. madde çok açık. Vücut bütünlüğünü ve kişinin maddi ve manevi varlığını güçlendirme hakkını tarif ediyor. Ve temel hak ve özgürlüklerin ancak ve ancak kanunla ve kamu yararı kapsamında kanunla sınırlandırılabileceğini ifade ediyor. Bugün böyle bir kanun yok iken, aşının kamu yararına uygun olduğu tespit ve tescil edilmemişken pek çok kurum kendi kafasına göre, bakın Türk Futbol Federasyonu da şimdi işte son günlerde taraftara yasak getirdi. Haberiniz evet. Var mı? Yani aslında bunu ayrı bir program yapmak isterim ama kısaca değinin isterseniz, buyurun. Böyle bir tablo, ya bu kaotik bir durum oluşturur Selçuk Bey. Yani biz milli birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhundan daha önemli tutunacağımız milletçe bir enstrümanımız yok. Bizi biz yapan bir değer bu. Bu değeri karşımıza alıp bütün hukuki normları hiçe sayıp İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunlarımız, yönetme, her şeyi hiçe sayıp bireysel keyfi ve tutumla kararlar alıyorlar ve bu kararları insanlara dayatıyorlar. Bu kaosun sorumlusu olurlar. Bu Allah muhafaza. Bunun hesabını vermeyecekler mi peki? İleride bu illaki kanun, hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Şu anda bunun ızdırabını çeken vatandaşlarımız çok sabırlı olsun, çok sağduyulu olsun, ilgili notlarını alsın, ihbar makamlarını kullansın, devletimizin sağladığı bütün haklardan yararlansın. Çünkü hukuk dışı iş yapıyorlar, keyfi iş yapıyorlar. Bunun karşısında durmamız hukuk yoluyla olmalı. Ancak hukuk yoluyla. Bu asabiyet gelmeyelim. Yani şunu demek istiyorum. Hani insanların bu keyfiyetle hareket edenlerin de eline koz vermeyelim yani. Vatandaşlarımızın bütün hukuki normlar... Tahriklere kapılmayalım. Onlar tahrik etmek de isteyeceklerdir. Maalesef insanları cehaletle yaftalamak, üstten bakıcı, kibirli,
insanların onur, haysiyet ve şerefini aşağılamak, rencide edici bir tutum izlemek, aşı olmak istemeyenleri çok böyle çirkin yaftalarla itham etmek, onlar toplumumuzun eğitimsiz ve kültürsüz bir kitlesiymiş gibi onları itham etmek, aşı olmak isteyenler de toplumumuzun eğitimli, kültürlü, bilgili, görgülü insanlarıymış gibi bir kamplaşmaya, bir doğal saflaşmaya ve kamplaşmaya iten üsluplar ve yaklaşımları kınıyorum. Esefle kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Her insan birey olarak hak sahibidir, hürriyet sahibidir. Bunun önüne kimse geçemez. Bunun önüne geçici her türlü üslubu şiddetle kınıyorum ve karşısındayım Selçuk Bey. Aynen, ben de aynı fikirdeyim şahsen, bana sorarsanız. Ve yani öyle baskıymış, sindirmemiş, yani çok insan tanıyorum, öyle baskıya, sindirmeye hiç asla prim vermeyecek. Vur kafasına dediğini yaptır. Yani böyle bir millet haline getirmek istiyoruz. Böyle bir millet değiliz biz. Biz böyle olamayız yani. Bu Türk milletinin karakterinde var zaten. Yani biz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu içimize sindirmişiz. Biz cumhuriyeti tattık kardeşim. Biz bu tattan vazgeçmeyiz. Ben böyle düşünüyorum. Bu kadar insanlarımız yaşama sevincinden uzaklaştı ki. Hukuki haklarımızı bilmiyoruz. Temel haklarımızı bilmiyoruz. Yani çoğu şeyden haberimiz yok. Cahilleştirilmiş bir toplumuz. Maalesef erken çabalarınızda bir şeyler öğrendiyseniz öğrendiniz. Yoksa size öyle doğru düzgün bilgi gelmiyor hiçbir yerde. Artık eski gazeteciler, yorumcular da yok. Hep böyle bir yandaş mandaş böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çok kısa olarak ifade etmek istiyorum. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'ndan bahsediliyor. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nda tek 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 sayılmış hastalıklar, COVID bu hastalıklar arasında sayılmamış, kanunda yeri yok. Anayasada apaçık hüküm var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi kararı mevcut. Bireysel hak ve özgürlüklerimiz var. Hak arama metotlarımız var. Bunları değerlendirelim. Kesinlikle hiç kimse birbirini saygı dışı, ötekileştirici, yaftalayıcı ve itham edici bir üslupla muamele etmesin. Ben bunu en büyük risk ve tehlike olarak görüyorum. Fikir platformu meslektaşlarımızla bir araya gelerek oluşturduğumuz toplumumuzun, milletimizin, Türk milletinin, Türk dünyasının, Türk İslam aleminin ve bütün insanlığın haklarına ilişkin meseleleri analiz eden ve buna ilişkin ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarını harekete geçiren bir anlayışla teşekkül olmuştur. Faaliyetlerimiz bu çerçevede devam ediyor Selçuk Bey. Ben buradan faaliyetlerimiz içinde yer alan, yönetimimizde yer alan, emek veren, ter döken, şu anda bizi izleyen meslektaşlarımız, dinleyicilerimiz arasında onlara da selam ve saygılarımı iletiyorum. Tekrardan internet adresiniz var mı? İnternet adresimiz var. Hukuk ve Fikir platformu, sosyal medya hesaplarımız var. Hukukvefikir.org olarak internet sitemiz var. Hukukvefikirplatformu.org. Hukukvefikir.org internet sitemiz, aynı şekilde Hukuk ve Fikir platformu Twitter hesabımız. Aynı zamanda kendi iletişim adreslerimiz, maillerimiz, e-postalarımız, sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıyoruz. Türk insanını, Türk milletini seviyoruz, sayıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Size de hasreten saygı ve selamlarımı iletiyorum. Pekala, biz de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.